Profen, Arapsat firmasıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Sarsılmaz, Polonya'daki MSPO fuarında en iyi stand düzenlemesi ödülü aldı. STM, Azerbaycan için tasarladığı hücum botu, Bakü'deki ADEX 2022 fuarında sergiledi. Türk Savunma ve Havacılık Sanayi, 2022'nin Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 637 milyon dolarlık ihracat yaptı. Samsun Yurt Savunma Dış Ticaret Müdürü Didem Aral, Canik'in ABD'de en fazla bilinen 4 Türk markasından biri olduğunu söyledi. ARGE, ÜRGE, İnovasyon, Sanayi ve Teknoloji Fuarı Expotek, 14 Eylül Çarşamba günü İzmir'de başlayacak. TÜBİTAK SAGE, yerlilik oranı en yüksek hassas güdüm kiti HGK-82'lerin teslimata hazır hale geldiğini duyurdu. TürkSat 5B uydusundaki Aselsan ekipmanları, 36 bin kilometre yer sabit yörüngede teknoloji hazırlık seviyesi 8'e ulaşan Türkiye'nin ilk uzay ekipmanları olmayı başardı. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX'e Türkiye'den 41 firma katıldı. Aspilsan, şarj edilebilir lityum-iyon silindirik hücrenin seri üretimine ve satışına başladı. TUSAŞ'ın ürettiği Atak helikopteri, 50 milyondan fazla kişi tarafından indirilen War Thunder oyununa eklendi.